malumumuz artık yerel seçimlere sayılı günler değil, saatler kaldı. Öncelikle bu yerel seçimlerin tekrar Balıkesir'imize, milletimize, devletimize hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tabii seçimi kaybettiğini gören haramiler her türlü saldırı, karalama, iftira, akla gelmeyecek, şeytanın bile aklına gelmeyecek çirkin saldırıları yapmaya devam ediyorlar. Ama artık bu çırpınışlar bataklığa batan kişinin çırpındıkça, debelendikçe gömülmesi gibi çaresizliklerini gösteriyor. Ben özellikle basın mensuplarımız aracılığıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan emekçi kardeşlerimize mesaj vermek istiyorum. Bir kara propaganda yapılıyor. İsmailok gelirse Büyükşehir'de çalışanlar işten çıkarılacak. Şunu gayet açık ve net söylüyorum. Cuma vaktine yakın bir zamanda. İşini yapan, makamı, mevkii, görevi ne olursa olsun Büyükşehir Belediyesi'nden ayrılmak istese bile biz onlara gitmeyin, durun sizinle çalışmak istiyoruz diye ikna etmek için elimizden geleni yaparız. Bu bir. İki, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Allah'ın izniyle 31 Mart'tan sonra bize emanet edilecek. Emaneti korumak da bizim görevimiz. Daha 4 gün önce belediye araçlarıyla gece yarılarına kadar muhalefet partilerinin pankartlarını yırtan, Yücel Yılmaz'ın pankartlarını asan, kısacası tüyü bitmedik yetimin hakkını yiyenlere de bunun hesabını sormak görevimiz. Kısacası testiyi götürenle testiyi kıranı biz ayırt ederiz. Buradan özellikle cuma vaktinde sesleniyorum. Balıkesir Büyükşehir Belediye çalışanları, görevini hakkıyla, layıkıyla yapan, tüyü bitmedik yetimin hakkını koruyan, evine helal ekmek götürmeye çalışan hiçbir kardeşimiz işinden, aşından olmayacak. Eğer bunun tersini yapmaya kalkan olursa önce ben buna karşı çıkarım. Dolayısıyla ben bu cuma mübarek vaktinde Büyükşehir Belediye çalışanlarının buna inanmayacağını, bu kara propagandalara aldanmayacağını altını özellikle çiziyorum. Balıkesir Büyükşehir çalışanı bürokratların genel sekreter dahil Balıkesir'le zerre kadar ilgileri yok. Aileleri, çoluk çocuğu başka şehirde okuyor. Balıkesir'i haritada bile arasa bulamazlar. Ama bir güç merkezi onları buraya atıyor ve Balıkesir'i maalesef hiç Balıkesir'le ilgisi olmayanlar yönetiyor. İşte biz liyakatli, Balıkesir için sevdalı, Balıkesir'e katkısı olacak kadrolarla yolumuza devam edeceğiz. Bu da bizim en demokratik hakkımız. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da öyle diyor. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı üzecek halimiz yok. Ne diyor? Bizimle aynı duyguları taşıyanlarla beraber yürüyeceğiz diyor. Ben de Sayın Erdoğan'ın bu fikirlerine aynen katılıyorum. Bu da bürokratlara mesajım olsun.